Herkese iyi günler. Türk Toraks Derneği YouTube kanalında halk için akciğer hastalıkları sohbetlerinde yeni bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıklarından Sayın Profesör Doktor Fazilet Karakoç bizim de olacak bugün. Merhaba, hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün herkesin, çocuğu olan herkesin ilgisini çekeceğini umduğumuz bir konuyla birlikteyiz. Çocuklukta geçirilen hastalıklar ileride probleme yol açar mı? Herkes merak ediyor herhalde. Slaytların arasında da gördüm. Süt emzirmek ileride akciğer hastalığı olmasına engel olur mu? Başka hangi sorunlar ileride problem olmasına yol açar? Bunlardan bahsedeceksin, değil mi? Evet, evet. Tabii ki anne karnından itibaren aslında çocukluk çağında yaşadığımız her şey akciğer sağlığını erişkin döneme kadar uzanan bir dönemde etkiliyor. O yüzden de hani çok güzel bir atasözümüz vardır ya, 7'sinde neyse 70'inde de odur diye. Özellikle hayatın ilk yılları çok çok önemli. Bugünkü konuşmamda bunlardan bahsedeceğim. Tamam, arada benim sorularım da olacak. Tabii ki memnuniyetle. O zaman sunumunu izlemeye başlayabiliriz. Buyur. Teşekkürler. Çocukluk çağında yaşadığımız birçok durum erişkin dönemdeki akciğer sağlığını etkiliyor. Özellikle hayatın ilk 6-8 yılı çok çok önemli. Nasıl çocuklarımız boyları uzuyor, kilo alıyorlar? İlk 6-8 yılda akciğer gelişimi de tamamlanıyor. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuğun akciğer hastalığı da çok önemli tabii ki. Ama özellikle ilk 6-8 yıl çok çok önemli. Çocuklukta hangi faktörler akciğer sağlığını etkileyebilir? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki anne karnından itibaren başlayarak biraz önce de konuştuğumuz gibi anne karnında bir çocuğun sigaraya maruz kalması, çocuğun erken doğması, doğduktan sonra yoğun bakımda kalması, bunların hepsi akciğer kapasitesini etkileyen şeyler. Doğumdan sonra da en önemli faktörlerden bir tanesi anne sütü. Anne sütünün faydalarını herhalde çok sayıda yerde duyuyorsunuzdur. Çocuğun büyümesi, bağışıklık sistemi ama akciğer gelişimi açısından da çok çok önemli. İlk 6 ayda özellikle anne sütü almak çok çok önemli. Anne sütünün süresi önemli. Özellikle bebekler anne sütünü aldıkları her bir ay için daha az aldıkları bir ay için daha düşük akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani bir ay daha az anne sütü alırsa daha düşük akciğer kapasitesine sahip. Bu nedenle de ilk 6 ay sadece anne sütüyle, mama artı anne sütü değil, sadece anne sütüyle beslenmek çok çok önemli. Yine önemli konulardan bir tanesi özellikle yaşadığımız dönemlerde fiziksel egzersiz çocuklarda ve gençlerde akciğer fonksiyonlarını arttırır mı? Çocukluk ve ergenlik döneminde egzersiz yapmak erişkin dönemdeki akciğer kapasitesini artırıyor. Yani ne kadar iyi bir egzersiz kapasitesine sahipsiniz, uzun dönemde o kadar iyi bir akciğer sağlığına, akciğer kapasitesine sahip oluyorsunuz. Biz ne kadar sağlıklı olursak olalım aslında ne yazık ki 20 yaşından sonra akciğer kapasitemiz giderek azalmaya başlıyor. Ama iyi bir egzersiz kapasitesine sahipseniz bu akciğerlerdeki azalma da daha düşük oluyor. O yüzden lütfen hem erişkinler hem çocuklar için de gençler için öyle. Herkes bilgisayarın başında, özellikle de bu son 6 ay evlere kapandık. Çocuklar bilgisayarların başında oturdular ve kalkmadılar. Lütfen akciğer sağlığı açısından da çok çok önemli. Azalan fiziksel aktiviteyi halk sağlığı açısından çok önemli bir sorun gibi algılamak lazım. Lütfen daha fazla hareket etmeye devam edelim. Hayatın bu erken... arada şey Efendim, sorabilir miyim? Buyurun. Anneler merak edecektir şimdi egzersiz ama hangi tip egzersiz? Çocukluk çağından itibaren bazı sporlara başlattırılması öneriliyor. Evet. Önerebileceğimiz böyle sporlar var mı? Hangilerini önerir? Aslında sporun her türlüsü ama mesela yüzme bizim önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Yani akciğer kapasitesini arttıran özellikle mesela astımı olan çocuklarda bile yüzmenin akciğer kapasitesini arttırdığı, ilaç ihtiyacını azalttığını gösteren çalışmalar var. Ama illa yüzme olacak diye bir şey yok. Hani çocuğun yaptığı her türlü fiziksel aktivite bu. Basketbol olabilir, futbol olabilir, jimnastik olabilir. Her türlü fiziksel aktivite önemli. Neye el veriyorsa koşullar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hayatın erken dönemine geçirdiğimiz hastalıklar uzun dönemde akciğer kapasitesini önemsiz etkiliyor ve bu kongre sırasında sık sık duyacaksınız kronik obstrüktif akciğer hastalığına yol açıyor. Şimdi bunlardan kısaca bahsedeyim birkaç tanesinden en çok sorulanlardan Zatürre'ye.
Zatürre aslında alt solunum yolu enfeksiyonu. Bir üst solunum yollarımız var. Sinüzit ya da işte nezle gibi. Bir de alt solunum yollarımız var. Da bronşit, zatürreye gibi. Çocukluk çağında geçirilen zatürre akciğer kapasitesini düşüren ve ne yazık ki uzun dönemde KOAH'a yol açan en önemli hastalıklardan bir tanesi. Ama bunu böyle vurgularken şunu da söylemek istiyorum. Mesela birçok çocuk zatürre nedeniyle bize gönderiliyor ama bunların bir kısmı doğru tanı almamış olabiliyor. O yüzden de mesela bazı çocukların hava yolları hassas, en ufak bir üst solunum yolu enfeksiyonu takiben öksürük, balgam, hırıltı gibi şikayetleri oluyor. Bu çocuklar aslında hava yolları hassasiyeti ya da astımı olan çocuklar ama bunların %50'si sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da öyle zatürre tanısı alarak doktora gelebiliyor doktorlara, çocuk göğüs hastalıkları doktorlarına. Bizim açımızdan çocuk göğüs hastalıkları doktoru olarak zatürre ne zaman önemli? Bir çok ağır ise önemli. Ne yazık ki bazı çocuklar zatürre oluyorlar ve hani yoğun bakıma bile yatmak zorunda kalan çocuklar var. Ameliyat olmak zorunda kalan çocuklar var zatürreyi takiben. Zatürre çok ağır ise önemli. İkincisi zatürre tekrarlıyor ise önemli. Bunun tanımı ne? Bunun tanımı da 3'ten fazla hayatı boyu zatürre geçiriyorsa ya da yılda 2'den daha fazla zatürre geçiriyorsa önemli. Üçüncüsü zatürre oldu tamam ama iyileşmiyor ise önemli. Buna nasıl karar veriyoruz? Eğer bir çocuk zatürre oldu ve 4 haftanın sonunda halen şikayetleri, muayene bulguları ya da filmi düzelmiyorsa buna da iyileşmeyen zatürre diyoruz. Bu durum altta yatan birçok hastalığı bize işaret edebilir, önemli başka hastalıkları. O yüzden bu çocukları mutlaka çok dikkatli bir şekilde mümkünse de çocuk göğüs hastalıkları doktoru tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Peki zatürreden korunmak için ne yapalım? Aslında birçok şey var. Tabii ki hijyen önlemleri, el yıkamak, mesela kalabalık ev ortamlarında yaşamak, iyi beslenmemek, anne sütü almamak. Çok önemli, her konuşmada muhtemelen duyacaksınız, sigara dumanına maruz kalmak, bunların hepsi zatürre riskini artırıyor. Ama aşı meselesi son zamanlarda çok gündemde, çok konuşuluyor. Çocuklarımızın aşılarını zamanında ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uygun olarak yaptırmamız çok önemli. İyi bir aşı programı var Türkiye'de. 2008 yılından itibaren pneumokok dediğimiz bu zatürre aşısı rutin aşı programında. O yüzden bu yaştan sonra doğan çocukların rutinde zatürre aşısına ihtiyacı yok. Çocuklarımız zaten doğduktan itibaren 2., 4. ve 12. aylarda zaten aşılanıyorlar. Çocukluk döneminde rastlanan ve erişkin dönemde kronik hastalıkların özellikle KOAH riskini artıran iki tane önemli hastalıktan bahsetmek istiyorum. Aslında bir tanesi çocukluk çağı astımı. Çocukların astım bir kere hem dünyada hem de Türkiye'de en sık rastlanan kronik hastalıklardan bir tanesi. Türkiye'de sıklığı %6-10. Ama özellikle 0-6 yaşında çocukluk çağı astımı diye denebilir ya da hava yolu hassasiyet denebilir. Her iki çocuktan bir tanesinde hayatın erken dönemlerinde en ufak bir üst solunum yolu enfeksiyonu takiben öksürük, balgam, hırıltı gibi astım benzeri semptomlar ortaya çıkıyor. Yani astım sıklığı belki Türkiye'de %6-10 ama hayatın ilk yıllarında bu ne demek ki ilk 6-10 yılda çocukların %50'si yani her iki çocuktan bir tanesi böyle bir hikaye yaşıyor. Ne oluyor bu çocuklarda? En ufak bir etken çoğu kez üst solunum yolu enfeksiyonu. Ama bazen üst solunum yolu enfeksiyonu ile almak zorunda değil. Aşırı bir egzersiz, bir alerjene maruziyet, özellikle mevsim geçişlerinde bunu görüyoruz. Yoğun bir sigara dumanına maruziyet, hava kirliliği. Bu çocuklarda nefes borularında daralma yol açıyor. Bakın bu normal nefes borusu ama sigara dumanına maruziyet takiben mesela çocuğun nefes borusu daralıyor ve çocuğun bu daralmanın derecesine göre öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi semptomlar çıkıyor. Biz de buna astım diyoruz. Çocukluk çağı astımı diyoruz. Astım ne yazık ki bazen çok basitçe uzamış bir öksürük, hafif bir hırıltı gibi evde atlatılabileceği gibi acil ziyaretlerine, hastane yatışlarına ne yazık ki yoğun bakım ziyaretlerine neden olabilir. Hatta bazen çocukların hayatını kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde takip edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Tanısında birçok şey önemli. Bizim aileye sorduğumuz sorular, muayene bulguları ama solunum fonksiyon testi dediğimiz bir ölçüm var. Nasıl çocukların boyunu ölçüyoruz, yaşına uygun mu diye akciğer kapasitesini ölçüyoruz. Ve 4 yaşından itibaren biraz da çocuğun uyumuna bağlı tabii akciğer kapasitesini ölçebiliyoruz. Bu ölçümlerin erken yapılması hayatın ileriki yıllarında akciğer sağlığı açısından risk taşıyan çocukların belirlenmesine yardımcı oluyor. Bu çok çok önemli. O yüzden de bu testi çok çok önemsiyoruz.
Şimdi çocuğunuzun eğer büyüdüğünde iyi bir akciğer sağlığına sahip olmasını istiyorsanız lütfen ama lütfen astım ilaçlarını doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Çünkü her iki çocuktan bir tanesi hayatlarının ilk 6-10 yılında bu ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Ve de çok sorular geliyor. İlla komşu teyzelerin ya da oradan buradan ne duyduğunuza bakmayın. Bu ilaçların yan etkileriyle ilgili bir soru işaretiniz varsa lütfen bunu sizi takip eden doktorunuza sorun. Bu ilaçların iyi kullanılması çocuğunuzun yaşam kalitesi dışında uzun dönemdeki akciğer sağlığını, akciğer kapasitesini etkileyecek. Yani çocuğunuz istediği gibi koşup oynayacak, en ufak bir basit enfeksiyonu takiben öksürük, ılıtı, nefes darlığı gibi semptomlar olmayacak. Artı büyüdüğünde de, erişkin olduğunda da, yaşlandığında da daha iyi bir akciğer sağlığına sahip olacak. Şimdi en çok sorulan... Hocam bir şey sorabilir miyim buyurun, burada? Erişkin astım hastalarıyla ilgilenen biri olarak biliyoruz ki çocukluğunda astım olanların %50'si yarısı ergenlik çağında bu astımı kayboluyor. Evet. Acaba çocukluk çağında iyi tedavi görenlerde bu olasılık daha mı yüksek? Şimdi tabii ki erken tanı ve tedavi çok çok önemli ama senin de dediğin gibi çocukluk çağı astımının sıklığı %50 ama çocukların büyüdüğünde aslında daha da büyük bir oranı. İlk 7 yılda %85 civarı, 90 civarı hatta iyileşiyor. %10-15'i büyüyünce astım oluyor. Hani bu da Türkiye'deki astım sıklığı. Kimler iyileşiyor dediğinde aslında bazı risk faktörleri var. Bunları önemsiyoruz. Mesela bir çocuğun annesi astımsa, mesela bir çocuğun düşük akciğer kapasitesi varsa, çocuk çok alerjikse, mesela bu çocuğun şikayetlerinin daha ileriki yıllara devam etme ve erişkin dönemde astım olma ihtimali çok çok yüksek. Ama çocuk erişkin döneme ulaşmadan evvel, çocukluk döneminde senin de söylediğin gibi eğer iyi tedavi edilirse, sık böyle ataklar geçirmezse, acile gitmezse, hastaneye yatmazsa o zaman erişkin dönemde iyi bir akciğer kapasitesine sahip oluyor. Çünkü mesela astım olan olimpiyat şampiyonu insanlar var. Eğer bu kişiler ilaçlarını iyi kullanırlarsa astım hani onların hayatını etkilemiyor. Ama astım çocukluktan itibaren iyi kontrol edilmezse, erken tanı almazsa, iyi tedavi edilmezse akciğer kapasitesinin düşüklüğe ve ileride KOAH'a yol açıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi yuvaya gitmeyle ilgili. Solunum yolu hastalıkları ilişkisi. Çünkü ne oluyor? Şimdi okul öncesi dönemde özellikle evde abi abla varsa aileler bunu daha iyi biliyorlar. Aslında çocuklar abisi ablası olan çocuklar daha çok hastalanıyor. Ya da evde abi abla yoksa çocuk evden çıkıp ilk okula gittiğinde ne oluyor? Daha sık enfeksiyon geçiriyor. Ama bizim açımızdan aslında çocuklar böyle büyüyorlar. Yıl bağışıklık sistemleri böyle gelişiyor. Ne oluyor? Yılda 5-8 kereye kadar hatta 10 kereye kadar üst solunum yolu enfeksiyonunu normal kabul ediyoruz biz. Onun üstünde hastalanırsa dur bir dakika bir sorun mu var diyoruz. Çocuk büyüdükçe bu enfeksiyonların sıklığı azalıyor ve büyüyor. Yuvaya giden çocuklarda özellikle yuvaya başladıktan sonraki ilk 2 ay bu solunum yolu enfeksiyonları sıklığı çok artıyor. Yaklaşık 8-9 ay sonra da normal seviyeye düşüyor. Peki aileler şöyle söylüyor ya bu çocuk çok sık hasta oluyor. O yüzden hani astım sıklığı artar mı acaba ileride ya da uzun dönemde akciğer sağlığında bir sorun olur mu diye. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Yuvaya giden çocuklar evet biraz daha sık solunum yolu hastalığı geçiriyor ama ileriki yıllarda astım sıklığında bir artış olmuyor. İkinci soru da şöyle geliyor. Bizim çocuk zaten astım, zaten hava yollarında bir hassasiyet var. En ufak bir nezleyi takiben bir hafta 10 gün öksürüyor. Bu çocukların okula gitmesi sakıncalı mı? Hayır, yuvaya gitmesin diye bir öneri yok. Çünkü çok önemli okul öncesi eğitim de çok çok önemli çocukların gelişimleri açısından. Ama tabii ki bu çocuklar diğerlerinden daha hassas. O yüzden de bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi yine bu kongre sırasında sıklıkla vurgulanacaktır. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ya da fabrikalara yakın bölgelerde yani dış ortam çevre kirliliği varsa bu yuvalara giden çocuklarda öksürük, balgam, hırıltı gibi şikayetler çok daha fazla oluyor. Sadece dış ortam değil, çocuğu gönderdiğiniz yuvanın iç ortam kalitesi de solunum yolu sağlığı açısından önemli. Mutlaka artık aslında birçok yuva bunlara çok çok dikkat ediyor. Çünkü bunlar sadece Türkiye'ye yönelik şeyler değil, bütün dünyadaki çocukları ilgilendiren problemler bunlar. O yüzden çok güzel standartlar konuluyor. Ev tozu alerjenleri azaltılmalı. Çok seviyoruz alerjenleri ama hayvanları ama özellikle alerjik yapılı çocuklarda iç ortamda hayvan alerjinin olmamasını öneriyoruz. Küf mantarları yine mesela Türkiye'deki en önemli iç ortam alerjeni
ev tozu, kedi ve küf mantarı. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Problemler varsa küfle ilgili onları çözümlememiz gerekiyor. Eğer dış ortam polenlerine ilişkin önlemler, özellikle polen sezonlarında hani havalandırmanın dikkatli yapılması, mesela çim biçiliyorsa bahçede onun çocukların olmadığı saatlerde yapılması gibi çok basit önlemler. Yine mesela son 6 aydır özellikle hayatımıza çok girdi hijyen malzemeleri. Yani çok herkes birbirine dezenfektan sıkıyor. Diğerler temizleniyor ama bunların bazıları çok iritan maddeler olabilir. Hani sağlıklı insanları da rahatsız edebileceği gibi zaten hava yolu hassasiyeti, astım olan insanların atak geçirmesine neden olabilir. Bir de tabii okul personelinin astım konusunda eğitilmesi. Yani bir çocuğun ne zaman ne şikayeti olduğunda ne yapılması gerekir, ilk ne zaman doktora başvurmalı, bu konularda bilgi sahibi olması gerekir. Şimdi kısaca özetleyecek olursak nelerden konuştuk biz? Seninle de en başta konuştuğumuz gibi Benan, çocuk aslında doğmadan itibaren olan bazı şeyler akciğer sağlığını etkiliyor. Anne karnında sigaraya maruz kalan çocuklar büyüdüklerinde daha çok, daha düşük akciğer kapasitesine sahip oluyorlar. Daha sık enfeksiyon geçiriyorlar. Doğduktan hemen sonraki ortam yine çok çok önemli. Mesela kalabalık ortamda yaşayan, ilk 6 ay anne sütü almayan, aşılarını olmayan çocuklar daha çok zatürre, daha çok bronşit geçiriyorlar ve tabii ki daha düşük akciğer kapasitesine sahip oluyorlar. İyi egzersiz yapmak çok önemli. İyi bir egzersiz kapasitemiz olursa iyi akciğer sağlığımız olur ve akciğer kapasitemiz daha yavaş azalır. Ve erişkin dönemde geçirilen hastalıklar çok çok önemli. Zatürre bunlardan en önemlisi. Bunu korumak için aşılarımızı zamanında olmalıyız. Ve her türlü hastalıkta olduğu gibi zatürre, bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve astım, hava yolu hassasiyeti, çocukluk dönemindeki en sık rastlanan hastalıklardan bir tanesi bunlar. Erken dönemde tanı alması ve tedavi edilmesi akciğer, erişkin dönemdeki akciğer sağlığı açısından çok çok önemli. Hepinize çocuklarınızla birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir sunumdu. Umarım izleyiciler için de keyifli olmuştur. Kapatmadan önce birkaç soru sormak Tabii istiyorum. ki. Bir hayvansever olarak konuyu hayvanlara getireceğim. Evet, biliyordum bunu hocam. Çocuklar için belki etraflarında astım olduğu bilinen çocuklar için etraflarında alerjen olabileceği hayvanların olması sakıncalı olabilir ama astımı yok çocuğun, sağlıklı bir çocuk bilinen. Evde evcil hayvan beslemenin ileride akciğer sağlığı açısından bir sakıncası olur mu Yok, veya aslında bu faydası mı olur? konuyu evet açtığın çok iyi oldu Benan. Hani ben de hani vakit çok hızlı olduğu için çok hızlı geçtim. Ama şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye'deki hayvan evde hayvanı olan insan sayısı az aslında baktığında. Ama Avrupa'da, Amerika'da çok sayıda insanın evde hayvanı var. Şimdi şöyle çalışmalar yapılmış hatta. Bir çocuk mesela doğduğunda evde hayvan varsa bu çocuklarda aslında alerjik hastalıkların daha bile az olduğunu gösteren çalışmalar var. Çünkü ne oluyor? Çocuk doğduğunda hem alerjenler var evde hem de hayvan olduğu için çeşitli mikroorganizmalarla tanışıyor. Ve deniyor ki bu bağışıklık sistemini, hijyen teorisi deniyor buna, hayvanlarla erken dönemde karşılaşan çocukların alerjik hastalıkları daha da az oluyor denebiliyor. Burada benim özellikle vurgulamak istediğim şuydu. Yani önce hayvan varsa çocuk sonra gelmişse aslında bu iyi bir şey bile olabilir. Ama benim vurgulamak istediğim şuydu. Çocuğun annesi astım. Çocuk çok alerjik. Ve bu çocuk akut astım atakları yaşıyor. Öksürüğü, hırıltısı, nefes darlığı, acile gidiyor. Çok alerjik bir çocuk ama eve bir de kedi geliyor. Yani ileriki yaşlarda semptomlar ortaya çıktıktan sonra eve hayvan gelmesi çocuğun şikayetlerini olumsuz etkileyebilir. Ama senin de söylediğin gibi hani hepimiz, bizim evde de 2 tane kedi var. Önemsiyoruz bunun çocuğun fiziksel, ruhsal gelişim açısından çok çok önemli evde hayvan varlığı. O yüzden karşı değiliz. Teşekkür ederim bunu vurguladığın için. Peki klimalar için ne dersin? Şimdi klimalarda tabii uygun şekilde filtreleri değiştirildiği sürece, bakımları yapıldığı sürece akciğer sağlığı açısından özellikle olumsuz bir etkisi yok. Hani mesela bu çok böyle soğuk hava, çocuğun hani üstüne üflemesi. Çünkü mesela bu çocukların hava yolları hassas. Ne oluyor mesela? Koşuyor, öksürmeye başlıyor. Mesela bu çocuk çok yoğun bir klimaya maruz kalırsa, hani ısı değişikliği açısından rahatsız edici olabilir. Ama onun dışında hani klima hayatımızda olmasın diye bir şey yok.
Yine mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu hava filtreleriyle ilgili şeyler çok soruluyor. Mesela özellikle alerjisi olan çocuklar için hani herkesin hava filtresi almasına gerek yok. Ama çünkü en sık rastlanan alerjenler aslında ev tozu alerjenleri. Onlara da siz böyle bir yeri süpürmediğinizce bir şeyleri havalandırmadığınız sürece havada uçmuyorlar devamlı. Ama mesela bir evde astımlı bir çocuk varsa, hayvan varsa, mesela kedi alerjenleri daha küçük ve daha inhale edilebilir, daha çok havada uçuşuyor. Mesela o çocuklara hava temizleyicilerini öneriyoruz. Teşekkür ederim. Bir de nemlendiriciler var. Hastalar, anneler Evet. çok meraklar hava nemlendiricilerini. Evet, Bunun bir evet. faydası var mı? Yok, hayır. Yani şöyle baktığınız zaman bizim yani erişkinlerin de öyle, çocukların da öyle her türlü solunum yolu hastalığı ile ilgili uluslararası rehberlerimiz var, tedavi rehberlerimiz. Yani o yüzden bir Amerikalı doktor, Fransız, Japon doktor bunlar fark etmiyor. Tedaviler aynı. Ve bir tedavinin etkin olabilmesi için bilimsel olarak işe yaradığının ve zararlı olmadığının gösterilmiş olması lazım. Pratik olarak hiçbir üst solunum yolu, alt solunum yolu hastalığında hava nemlendiricilerinin kullanılması önerilmiyor. Son sorum olsun. Eğer pardon bir parantez açıp Teşekkür söyleyeyim. ederim. Eğer nemle ilgili bir sıkıntı varsa ki hani İstanbul için mesela çok deniz seviyesi çok bir sıkıntı yok. Eğer nem yani iç ortam neminin %20 ile 40 arasında olması gerekiyor. Yani çok kuru nemlendirmem gerekiyor noktasındaysa o zaman nem ölçerle bunun kontrol edilerek yapılması lazım. Ama şunu da vurgulayayım. Bu hava nemlendiricilerinin bazıları soğuk bazıları sıcak çalışıyor. Bunların da uygun şekilde temizlenip hani mesela sıcaksa yanıklar oluşabiliyor. İçine konan maddelerin uygun şekilde ya çünkü biz yararlı olsun diye bir şey yaparken çocuğa zarar verebiliriz. Bazı mikroorganizmaları inhale etmesine neden olabiliriz. Yani kullanacaksak bile nem ölçerli ve uygun şekilde kullanması gerekir. Teşekkür ederim. Son sorum COVID ile alakalı olsun. Tabii ki. COVID'den, pandemiden çocukların daha az etkilendiğini biliyoruz ya da ilk veriler öyleydi. Ama hele okulların da açılmaya başladığı bu günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de 8-11 yaşındaki çocukların özellikle COVID'den etkilenmeye başladığını gördük. Annelerde bir tereddüt var. Sen ne önerirsin? Hem Yani şöyle senin de COVID'den söylediğin etkilenmek hem de bu COVID'in ileride de geçen hastalarda bir takım problemlere yol açtığını biliyoruz. evet. Çocuklar için bu konuda düşüncen nedir? Senin de söylediğin gibi hani bu zamana kadar yayınlanan serilerde hani bir yıl oldu hayatımıza gireli COVID. Bu zamana kadar yayınlanan serilerde mesela bazı serilerde çocuklar hastaların %2'sini %1'ini oluşturuyordu hatta. Şimdi mesela daha çok arttığı gösteriliyor ama çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı çok daha hafif geçiriyorlar. Ve de biz mesela bu hastalık ilk çıktığında hani kronik hastalığı olan kişiler daha fazla etkileniyor gibi düşünmüştük. Mesela astım bunlardan bir tanesi bizim çocukluk çağı için ya da erişkin dönemde. Ama bu zamana kadar yayınlanan bilimsel yayınlara baktığın zaman çocuklar için çok fazla yayın yok. Ama mesela erişkinler için astımın bir risk faktörü aslında olmadığı gösterilmiş. Yani o yüzden bizim uluslararası rehberlerimiz şunu söylüyor. Mesela bir çocuğun hava yolu hassasiyeti var ya da astımı var. Bu inhale ilaçları kullanıyor. Ne olacak? Okula gitmeyecek mi? Hayır gidebilir. Yani bu bir risk faktörü değil. Mesela immün bağışıklık sisteminde problem olan, önemli bir kalp ya da akciğer hastalığı olan hastalarıma ben diyorum ki siz okula gitmeyin. Ama hava yolu hassasiyeti ya da astımı olan hastaların okula gitmeyin diyeceğimiz bir risk faktörüne sahip değiller. Bu zamana kadar elimizde olan bilgilerle. Yani ben hastalarıma diyorum ki Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bu sizin ailenizin kararıdır ama ben doktorunuz olarak çocuğunuzun hava yolları hastalığı, hassasiyeti ya da astımı olduğu için okula gitmemesi gibi bir önerim yok. Ama tabii ki kişisel hijyen kurallarına uyarak ve de hani özellikle mesela astımı varsa yine okulda alınacak önlemlerle birlikte okula gitmesinde bir sakınca yok. Çok teşekkür ederim. Çok Ben keyifli bir teşekkür ederim. sohbetti. Çok Umarım senin için de teşekkürler. öyle olmuştur. Rica ederim. İzleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Söyleyeceğim bir şey, ekstra bir şey yoksa oturumumuzu kapatabiliriz. Tüm izleyicilerimize bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantıda, söyleşte tekrar bir araya gelmeyi diliyoruz. Bu arada hatırlatalım, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini işaretlemeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.
Teşekkürler.